Didik Didik Freud. Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serol Teber ve Şenol Ayla. 10 yıl sonra tekrar. ...94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Merhaba, ben Şenol Ayla. Merhaba, ben Serol Teber. Kaldığımız yerden Freud'a devam ediyoruz. Geçen programda geçen kelimelerden biri psikoarkeolojiydi. Evet. Freud'un arkasını dayadığı tarih ve arkeolojiden yola çıkmıştık ve şimdi bunu da ayrıntılı göreceğiz. Psikoarkeoloji ne demek? Önce o kelimeyi açıklayabilir miyiz? Evet, zannediyorum Freud'u anlamada, psikolojiyi, psikanalizi anlamada psikoarkeoloji hayati öneme haiz bir tanımlama. Ben gene bir iki cümle geçen haftadan başından almak istiyorum. Freud'un kişiliğinin evrim sürecindeki geçirdiği aşamaları anlamada onun İtalya ama özellikle de Roma gezileri çok önemli aşamalardır. Düş yorumunu yazana kadar Freud birkaç kez Roma'ya gitmiş, daha doğrusu İtalya'ya gitmiş ama Roma'ya girmeden onun 80 kilometreye doğusunda Trasimeno kasabasında kalmış, tıpkı Hannibal'in yaptığı gibi, burada şeytani bir refleksle gene hareket eder, orada kalır ve Roma'ya girmez. 1900 yılında düş yorumu yazıldıktan sonra Roma'ya girecektir ve orada hayran olacaktır. Roma'nın arkeolojisini daha yakından görme olanağını bulacaktır. Şimdi bugünkü konumuza biraz daha yaklaşırsak, psişik yapılanmaların kolay kavranabilir örneklerle anlatabilmek zorunluluğunun bir sonucu olarak pek çok denemelerden sonra en çok başvurulan metafor arkeoloji olmuştur. Ne demek bu? Yani şöyle demek, bilinç dışını, bilinçaltını, ön bilinci, bir zamanlar Freud'un kullandığı tabirlerle bilinci hem kendisine hem okurlarına daha iyi anlatabilmek için ilk önce teleskop benzetmesini kullanmıştır bu. İç içe girdiği zaman tek bir parça olan, açıldığı zaman en az üç parçanın bir araya gelmesinden uzun bir dürbün haline gelen teleskoba benzetmiştir bilinç yapılanmasını. Ama bu çok fazla sürmemiş. Arkeolojinin etkisi, belki de Freud'un arkeoloji olan tutkusu ve arkeolojik bulguları biriktirme düşkünlüğü onu psikolojiyi açıklamada, psişik yapıyı açıklamada arkeoloji benzetmesini kullanmasına da karar kılmıştır. Bu kaçınılmaz bir özelliktir. Ayrıca bir boyuttur ayrıca. Çocukluk yaşantılarının ergin insanın güncel yaşamını açıklamada çok önemli bulgular olduğu saptandıktan sonra yaşanan güncel hayatın psikopatolojisini anlamada da geçmiş yaşantıların, arkeolojik geçmiş kültürlerin, arkeolojik bulguların önemi psikanalizde gittikçe belirginleşmiştir. Ve burada arkeoloji ile psikoloji arasında sonradan Freud'un sürekli altını çizeceği psikoarkeoloji bağlamlılığı bağlantısı ortaya çıkmıştır. Ama tam da bu sıralarda Freud bunlarla uğraşırken Girit kazılarının yayınlanması, Truva kazılarının bulgularının yayınlanması, Mısır'daki yeni bulgular, Roma'daki yeni bulgular, Pompei'de özellikle birazdan daha yaklaşacağız yeni bulgular Freud'u arkeolojiye olan tutkunluğunu arttırmıştır tabii. Pompei'nin özel bir yeri var. Kitabında da belirttiğin gibi bilimsel bir peri masalı kitabı Okyanus'tan çıkan. Burada Pompei ile Freud'un ilişkisini kuralım mı şimdi? Kuralım tabii. Yani Pompei ile Freud'un ilişkisi çok özel bir ilişki. Evet. Çok çok özel bir ilişki. Freud yoğun melankolik dönemlerinde kendini iç mekana
hapsettiği bir anlamda ve iç mekanda kapsülü olduğu dönemlerde daha önceki konuşmalarımızda söylediğimiz gibi burasını bir müze haline getirmiştir. Bu müzenin içine kapanır ve bu müzede oluşturduğu en az birkaç bin arkeolojik kalıntı, büyük çoğunluğu orijinaldi bunların, kalıntının da kendi buldukları en son, hem kendi kendine araştırmasından hem de hastalarında buldukları bazı bulguları çözümleme, kat kat onları kazıp en temeldeki bilinç dışındaki belirtileri, bir tür Truva hazinesini keşfedercesine kazmaya çalışır. Bu sırada tam oturduğu koltuğun karşısındaki duvarda bir rölyef vardır. Gradiva rölyefi olarak hem psikoloji hem de edebiyat tarihine geçen, sonraları bütün kültür tarihinin vazgeçilmez yapıtı, baş yapıtlarından biri olan Gradiva'yı seyretmeye başlar. Ve gene bu arada nikotin olan tutkunluğuyla Gradiva'ya olan tutkunluğumun neredeyse at başı gittiğini söyler. Bir proçel dumanlarını üfler ve Gradiva'nın yürüyüşünün ardına takılır. Tabii ki düşlerinde. Şimdi biz de takılacağız Gradiva'nın kim olduğuna ve yürüyüşüne bakacağız. Ama önce bir parça dinleyelim. Jordi Savall'ın Saltarello'sunu dinliyoruz. ...94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Gradiva'dan bahsedeceğiz. Kim Gradiva? Gradiva Pompeyli bir kız. Ya da öbür adıyla psikanaliz söyleminde ya da kültür söyleminde geldi. Küller altından çıkan aşkın tanrıçası. Evet. Bu rölyef arkeolojiyle psikanaliz ve sanatla edebiyat arasında kurulan en güzel köprülerden birini oluşturur. Freud ilerleyen yaşına rağmen dakikalarca Gradiva rölyefini seyretmekten kendisini alamaz. Gradiva kimdir?
Gradivar, William Jensen'in diye bir Alman yazarının 1903 yılında yazdığı bir romandır. Diğer bir adı, Gradiva'nın diğer bir adı, bir Pompei düşüdür, fantazisidir. Olasılıkla bu romanı Jung, Carl Gustav Jung, Freud'a 1906 yılında okuması için vermiş. Freud daha eline alıp birkaç sayfa çevirdikten sonra romana hayran kalmış ve 1906 yılının yaz, Haziran, Temmuz aylarında bu küçük çalışmasını yazmış ve 1907'de Gradiva yapıtı yayınlandıktan sonra gene hemen modern klasikler arasına karışmıştır. Biraz romanın konusundan bahsetmemiz gerekir çünkü önemli, değil mi? Evet. Gradiva'da anıların bastırılışı, ben kısaca romanın temel başlıklarını anımsatayım. Çünkü roman da bir arkeologla ilgili aslında. Roman bir arkeologla ilgili ve hem bir arkeoloji kazısı kadar, arkeoloji çalışması kadar ayrıntılı arkeoloji üzerine bilgi veriyor. Hem de psikanaliz çalışması kadar da insan psikolojisi üzerine bilgiler veriyor. Burada anıların bastırılışını, bilinç dışı özlemleri, buralardan kaynaklanan hezeyan ve sanrısal boyutlara varan psikoz öncesi gerilimleri, sonra bunların düşler yoluyla insanın bilincine çıkışı ya da çıkma yolları arayışı ve bunun ayırdığına varan insanın da bu bilinç dışı gerilimin asıl kaynağını peşinden koşma serüveni gibi yorumlayabiliriz. Evet. Yani şaşırtıcı bir psikanaliz örneğidir. Freud da bu bir yazarın bunu bulmasını hayranlıkla selamlamıştır sürekli olarak. Romanın kahramanı arkeolog Norbert Hanold'tur. Genç bir arkeolog. Bir gün Roma arkeoloji müzesini gezerken orada bir rölyef görür. Bu rölyefte genç bir kadını yürürken göstermektedir. Kadın olasılıkla taşların üzerinden sekerekten bir yoldan, yolun bir kenarından öbür tarafına doğru geçmektedir. Elleriyle pilili eteklerini hafifçe yukarıya doğru kaldırmış. Ayaklarında sandalet vardır. Bir ayağı tümüyle yere basmıştır. Öbür ayağının parmak uçları yere dokunmaktadır ama tabanıyla topu yerle zeminle 90 derecelik neredeyse bir açı oluşturacak şekilde yukarı doğru kaldırılmıştır. Ama bu görünüm gravüre olağanüstü bir çekicilik ve gizem katmıştır. Genç arkeolog gravürü gördükten sonra kendisinin de uzun zaman açıklayamayacağı bir büyünün etkisine kapılır. Bunun bir kopyasını büyük zorluklarla elde edip evine kor. Ama o günden sonra da yaşamı aşağı yukarı sürekli olarak bu gravürü izlemekle geçer. Anlam veremez. Olasılıkla antik Grek kökenli bir genç kadın olduğunu düşünür. Ama sonra bunun birdenbire Pompeyli olabileceğini, soylu bir aileden geldiğini ve yağmurdan ıslanmasın diye eteklerini kaldıraraktan karşıdan karşıya geçmekte olduğunu varsayar. Ama o günden sonra da garip bir şekilde o zamana kadar tümüyle mesleğiyle ilgilenen genç arkeolog artık sokaktaki kadınların da yürüyüşlerine dikkat etmeye başlar neredeyse. Dış dünyaya kapalı olan insan biraz bir miktar dış dünyaya açılır gibi olur. Ama bunların hiçbirinin ayırdığında değildir. Ama günlerden bir gün bir düş görür. Düşünde arkeolog 79 milattan sonra 79 yılında Pompei'ye Vezuv Dağı'ndan çıkan küllerin yağdığı felaket günüdür. O gün tesadüfen arkeolog da Pompei'dedir. Ama olacak felaketi bilmektedir. Genç kadını görür, ardından koşar ve onu uyarır. Buradan kaç,
felaket gelmektedir diye. Kadın oralı olmaz, gider tapınağın mermerleri üzerine yatar ve o saniye dakikalarda zaten küller yağmaya başlamıştır ve kadın mermerleşir. Evet. Kantar içinde uykusundan uyanan arkeolog uyandığı zaman bile neredeyse Pompei kentindeki gürültüleri duymaya da devam eder. Fakat kalktığında bakar ki cam açıktır ve çarşıdan gelen seslerdir kulağındaki gürültüler. Camı kapamak için dışarı uzanır fakat karşıdan bu rölyefteki genç kadına benzeyen, ki bu kadına o ileriye doğru giden kadın ya da genç kız anlamına gelen Gradiva adını vermiştir Latince. Gradiva'ya benzeyen bir kadın karşı kaldırımdan gitmektedir. Bu son derece uygunsuz giysileri, yatak giysileri içinde sokağa çıkar, kadınlarına düşer ama kaçırır. Dışarıdaki insanların bazı laf atmalarına, uygunsuz giysilerine, alaylarına şey yapar. Nedeniyle geri döner, bu arayışından vazgeçer. Ama Gradiva düşüncesi kafasından çıkmaz. Alelacele üniversiteye kapsamlı bir proje sunar ve Roma'ya gitmek istediğini, Roma'da bir araştırma yapmak istediğini bildirir. Önerisi kabul olur ve gene alelacele yaz tatilinde Roma'ya gider. Pompei'de neler olduğuna bir parça dinleyip sonra devam edelim. Vivaldi'nin cello konçertosundan bir bölüm dinliyoruz şimdi. Thank you.
94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Gradiva romanını konuşuyoruz. Pompei Fantezisi diğer adıyla. Arkeoloğumuz Gradiva'nın peşinden Roma'ya kadar geldi. Evet, Roma'ya gelir ve hızla Napoli'ye geçer. Ve kendini yoğun sıcağı ve ölen sıcağına rağmen Pompei'de bulur. Neredeyse bu araları kendi bilinçli olarak yaşamamıştır. Pompei'de dolaşırken birden Gradiva'ya benzeyen bir kadın gerçekten de sokakta karşıdan karşıya geçmektedir. Hızla ardına düşer. Karşılaşırlar diğer bir sokakta. Arkeolog Pompeilerin neredeyse 2000 yıl sonra tekrardan yaşama döndüklerini düşünmeye başlayacak ölçüde hezeyanlar ve sanrılar içerisindedir. Gördüğünün gerçek mi düş mü olduğunun farkında değildir, ayırdığında değildir. İlk önce genç kadına yaklaşıp Grekçe bir şeyler söylemeye çalışır. Kadın hiç yanıt vermez, ardından Latince söyler. Genç kadın gülümser. Eğer benden konuşmak istiyorsan Almanca konuş der. Bu çok uyarıcı gelir. Bu genç kadın Gradiva Almanca bilmektedir. Biraz sonra da kendisiyle ertesi gün öğlende buluşabileceklerini söyler ve ayrılırlar. Tabii ki izleyen saatlerde arkeoloğun nasıl bir ruhsal durum içinde olduğunu düşünmemiz kolay. Bir paranoid psikozun prepsikotik dönemine girmek üzeredir. Kadının canlı mı cansız mı olduğunu henüz bilmemekte. Pompei'deki hayat yeniden geriye mi dönüyor, dönmüyor mu? Onu da mesleki bilgileriyle de bağdaştıramamaktadır bir türlü. Ertesi gün öğlenliğin sözleşilen yere geldiğinde genç kadın elinde o bölgede ölülere ve gelinlere verilen beyaz bir çiçekle gelir. Arkeoloğa bunu verir. Ve Pompei'ye nasıl geldiğini arkeoloğun ağzından dinlemek ister. Burada bir parantez açıp yazarın William Jensen'in şaşırtıcı bir öngörüyle Freud'la aynı zamanlarda belki de ondan biraz daha önce serbest çağrışım yöntemini neredeyse bulduğunu Freud zaten yazısında da belirler. İnanılmaz bir şey bu der ve Gradiva arkeoloğa içinde bulunduğu psikotik durumu sezinleyerekten serbest çağrışım yöntemini uygulamaktadır. Belki de Freud'un muayenehanesinde uyguladığından çok daha güzel bir poz. Zaten Freud bunu söyler. Avantajları benden çok daha büyüktü Gradiva'nın der. Çünkü ben sıradan tanımadığım bir insanlara bunları uyguluyordum. Gradiva ise sevdiği bir ya da tanıdığı bir erkeğe. Ama tabii biz bunları daha romanın bu bölümünde bilmiyoruz. Şimdilik bilmemezlikten gelelim. Tamam. Biraz daha konuştuktan sonra Gradiva arkeologla yeniden buluşmak üzere ayrılırlar. Gene genç arkeolog Gradiva'nın kim olduğunu en az bizler kadar bilmemektedir. Ertesi gün söz verilen yere geldiğinde ya da gelirken yolda daha aynı üniversitede çalıştığı bir zooloji öğretim üyesinin oralarda gezindiğini görür. Ona hayretle sorar nereden, neden buralarda olduğunu ve adam ona ancak o bölgelerde bulunan bir kertenkeleyi bulmak için Pompei'ye geldiğini söyler. Ayrılır, ileride Gradiva'yı yeniden görür. Genç kadın bu sefer öğlen birlikte yemek yiyebilmeleri için kağıda sarılı ekmek de getirmiştir birlikte. Karşı karşıya otururlar ve Gradiva serbest çağrışım yöntemini bir parça uygulamaya başlar. Yeniden onun biyografisini öğrenmek ister. Ve bir ara hatırlıyor musun der. Çok çok eskilerden biz senden bir kere daha böylesi yerlerde yemek yemiştik. Öğlen yemeği yemiştik. Arkeolog bir şeylerin farkına varır gibidir. Ama sadece gibidir. Daha fazlasını bilmez. Hala Gradiva'nın canlı olup olup olmadığını bilmemektedir. Sonra bir ara genç kadının sol eli dizinin üzerinde durur. Üzerindeyken oraya sinek konar. Ve arkeolog o sineği kovmak
amacıyla ya da bahanesiyle diyelim, kadının parmaklarına dokununca onların sıcak ve canlı olduğunu görür. Bu sefer hezeyanları biraz daha artmıştır ve Pompeylerin, taşlaşmış 2000 yıllık Pompeylerin canlanmak üzere mi olduğu kuşkusuna kapılmıştır. Bu zaman Gradiva adını taktığı genç kadın biraz daha ileri gidip arkeoloğu biraz daha fazla tedavi etme gereğini görür ve kendisinin biraz önce rastladığı zooloğun kızı olduğunu, aynı şehirde oturduklarını, adının Soa olduğunu, Soa Bertgang, yürüyen, ileri giden, ışıldayan anlamına geldiğini ve kendilerinin ikisinin çocukluk arkadaşı olduklarını, hatta birbirlerinin ilk sevgilileri olduklarını yavaş yavaş söylemeye başlar. Adam bunun ayırdına varır ve bastırılmış anılar adım adım kare kare bilinçe gelmeye başlar. Bu bu romanın ne anlama geldiğini bir parça dinleyip sonra devam edelim. Secret Garden'dan dinliyoruz. Once in a Red Moon. Thank you.
94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Serol Teber'le birlikte Freud'u konuşuyoruz. Bugün psikoarkeolojideyiz ve Pompei'deyiz. Gradiva romanını konuştuk. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Gradiva'da kaldığı yerden devam eder konuşmaya. Ve serbest çağrışım metodunu dedik. Belki de Freud'dan daha iyi uygulayarak genç arkeolog Norbert Hanolt'u içinde bulunduğu paranoid psikozdan ya da girmek üzere olduğu paranoid psikozdan çıkarmaya çalışır ve ona birlikte yaşadıkları çocukluk günlerini, ilk aşklarını anlatır. Sonra biraz sistemkar, tabii ki sizler arkeolojiye başladıktan sonra mesleki aşkınız yanınızdaki diğer bütün aşkları domine etti, gölgeledi ve çevrenizde olup bitenlerden haberiniz olmadı. Ne zamandır ki siz bir rölyefte, yani mesleğinizle ilgili bir konuda içinizdeki dürtülerin sesini duymaya başladınız, ilk önce o rölyefte bunu hissettiniz, ondan sonra çevrenize bakıp bunun gerçek gizini, gerçek nedenlerini gördünüz. Aslında siz Pompei'ye, benim Pompei'deki rölyefte bırakılan ayak izlerini aramak için gittiğini düşünüyordu arkeolog. Sen oysa ki dersen Pompei'ye benim ayak izlerimi aramak için değil, bizzat beni bulmak için gittin, ama bunu kendine kabul ettirebilmek için mesleki bir gerekçe bulman lazımdı. Bu yoldan da arkeolojiyle kendi cinsel dürtülerini, cinsel arzularını bağdaştırdın. Hem mesleğini kurtardın, hem tozlar altından, Pompei'nin tozları altından bizi kurtardın. İlk çocukluk aşkını çıkardın, bizi kurtardın der. Akıllı bir kadın. Son derece akıllı ve güzel. O zaman arkeoloğun bir tek ricası olur. Bari bir kerecik olsun, bu Gradiva rölyefindeki gibi yürür müsün der. Kız onu kırmaz. Aynı pozda yürür. Gerçekten de Gradiva kadar güzel yürümektedir. Ama bu kez ayağında eski Pompei sandaletleri değil, çağdaş İtalyan yapısı kum rengi ayakkabıları vardır. Böylelikle arkeoloğumuz da gerçekten deneyerek gerçek aşkının olduğunu inandı. İnanır ve de sağlığına kavuşur. Burada Freud'un yaptığı çıkarsamalar çok yüceltici'dir. Aynı zamanda da çağ açıcıdır bir anlamda. Freud ısrarla altını çizer ki görüyorsunuz ki der, romancıyla yazışırlar, mektuplaşırlar bir süre Freud. Çok iyi anlaşılmayan nedenlerle yazar Freud'a çok yakın davranmaz. Biraz çekingendir, biraz geri çeker kendini. Oysa Freud ondan gerçekten dost olmak istemektedir. Bilgi değiş tokuşu yapmak istemektedir. Ama bu gerçekleşmez. Ama Freud onunla yazdıklarında ve açık diğer yapıtlarında söylediklerinde gördüğü gibi sanatçı her zaman bilim insanlarından daha önde gider. Ve gökyüzü ile yeryüzü arasında olup biteni sanatçı her zaman bilim insanından daha önce görür, bilir ve bunları bize anlatır. Ondan sonradır ki bilim bunları bazı yasallıklarla bilimsel peri masalı şeklinde formüle etmeye çalışır da. Ve bu yazılıp da Freud'un bu yazıları okunduktan sonra resim, özellikle resim ve edebiyat alanında bir neredeyse psikanaliz yaygınlaşması, patlaması diye, hoş bir kelime değil ama kullanmak caiz. Çünkü sürrealistler en büyük esin kaynaklarından biri hem bu yapıttır, hem bu yapıtın yorumudur. Düşlerinde gördüklerini anında resimlemek aşkıyla pek çok sürrealist, örneğin Dali, yatağının başucuna bir boş tuval ve elinde fırçalarla yatağa girer ki herhangi bir düş görürse anında kalkıp onları resimleyebilsinler diye.
Bir çığır açıldı yani. Bir çığır açılır. Bunun açanlardan biri de tabii sürrealistlerin öncüsü Breton'dur. André Breton'un ünlü Nadia romanı da bize bir tür Gradiva'yı çağrıştırır zaten. Ardından Thomas Mann'ın yapıtları gelir. Venedik'te Ölüm, Büyülü Dağ gibi yapıtları gelir. Yani edebiyat alanıyla psikanaliz bu yapıttan sonra neredeyse gerçekten buluşurlar. Bütünüyle buluşurlar. Jung da Jensen'in başka romanlarını da okudu. Jung başka romanlarını da okumuş. Okuduğunu söylenir. O da esinlenmiş. Başka romanlarında da Jensen'in benzer metaforlar yaptığını, benzer şeyleri yazdığını ve hatta bunları bir kısmını yaşadığını sanmış. Jensen'den de böyle dolaylı yollardan haberleşmelerinde Jensen de bunu doğrulamış. Böyle şeylerin kendi yaşantısından da yansımalar olduğunu ama bunun tam gizi ortaya çıkamamıştır. Demeyecekti dediğimiz gibi William Jensen biraz kendini çekmiştir. Bunlara anlatmaktan bir anlamda kaçınmıştır. Aslında kendini ele vermekten. Evet, öyle. Anlaşılabilir bir kaygı diyecektim evet. Ben de. Çok da fazla ele vermek istemedi sanırım. Peki Pompei ve Gradiva'yı böylece noktaladıktan sonra şimdi bir parça dinleyelim. Yine Secret Garden'dan dinleyeceğiz. Pastoral. Thank you.
94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Bugün Freud'un arkeolojiyle ilişkisini anlatıyoruz ve arkeolojiden psikiyatriye, psikanalize katkılarından konuşuyoruz. Pompei kadar önemli bir yerde Truva Freud için. Evet. Neler ilgilendiriyor Freud'u Truva'da? Şöyle bir tek cümlede özetlersek neredeyse, Freud'un yaşamında en çok kıskandığı ama sözcüğün tam gerçek anlamında kıskandığı insanlardan biri, belki de birincisi Schliemann'dır. Schliemann olmuştur diyelim ve bunu yazmıştır. Onun bulguları, onun çağ açıcı kazıları Freud'u Viyana'daki Berggasse'deki odasında neredeyse tepindirmeye başlamıştır okudukça. Gerçekten de Schliemann'ın biyografisi Freud'unkine bir ölçüde benzerlik gösterir. O da çocukluk yaşında 8-10 yaşlarındayken babasının kendisine verdiği bir resimli dünya tarihinden Homeros'un İlyada destanını okur ve orada bir ressamın sanal olarak çizdiği Truva harabelerinin gerçek olup olmadığını babasına sorar. Babası Schliemann'a, oğlum bunlar hepsi hayal ürünüdür, fantazidir. Bunlarla gerçeklikle ilgisi yok. Bu konuda hiçbir şey bilinmiyor diye yanıt vermesine, Schliemann, bu kadar güzel şeylerin hayal ürünü olması mümkün değildir. Ben bunları bir gün mutlaka bulacağım diye şaşırtıcı bir öngörüyle, ama henüz çocukluk yaşında. Henüz çocukluk yaşında ve ısrarla, hızla Grekçe öğrenir. Zaten bu konuda Schliemann bir küçük yetenektir dil öğrenmek konusunda. Şimdi saymaya gerek yok ama Almanca'dan Grekçe'ye, Latince'den Rusça'ya, hatta bir miktar Türkçe'ye kadar, hatta ara diyaleklerini ve yöre konuşmalarını öğrenir ve bütün bunlarla Homeros'un ezbere okur. Grekçe'den, Rusça'yla, Latince'yla, Almanca'yla ve bir miktar Türkçe'yle Homeros'u ezber okuyacak kadar bilir. Ve ama bir yandan da büyük bir ekonomik yoksulluk içindedir, zorluklar içindedir. Amerika'ya gidip orada çalışmak için yola çıkar ama gemi yolda batıp Hollanda'ya sığınmak zorunda kaldıklarında bu şaşırtıcı bir biçimde zengin olur çalıştığı firma. Rusya'ya anilin satmaktadır. Bu da barut yapımında kullanılır, kullanılmak için. O sırada Kırım Savaşı çıkar. Kırım Savaşı için firma elindeki bütün malzemeyi Rusya'ya satar. Schliemann olağanüstü bir serveti sahibi olur. Ama genç yaşlarında, 46-48 yaşlarında, artık şimdiye kadar para kazanmak için çalıştım, bundan sonra düşlerimi gerçekleştirmek için çalışacağım deyip bütün işini bırakıp Korfu Adası'na gelir ve Homeros'un destanlarından iz sürmeye başlar. Truva'nın ortaya çıkarılmasını bir anlamda savaşa, Kırım Savaşı'na ve silah ticaretine mi borçluyuz? Hayır, öyle söylemek istemedim ama Schliemann'ın yani böyle bir şeyin olmasını da temenni etmem. Evet. Ayrıca Truva'da da büyük bir savaş vardı tabii. Evet, Truva evet. Savaşı. Yani benzetmek istemem ama gerçekler budur. Kader de böyle gelişmiştir. Evet, yani pek çok kader de olduğu gibi. Korfu'ya gelir. Burada Odysseus'un izini sürmeye başlar ve Homeros'un kendisini yanıltmadığını görür. Homeros şaşırtıcı ölçülerde doğru kerteriz noktaları vermiştir destanlarında. Oradan Çanakkale'ye geçer, bugünkü Truva harabelerinin bulunduğu yerde ve Schliemann geldiği zaman meslekten arkeologlar orada kazı yapmaktadırlar. Fakat bu o kadar fazla Homer'e inanır ki nesnel arkeoloji biliminden, Schliemann arkeolog değildir. Sadece çılgın bir Homer hayranıdır. Meraklıdır. Meraklıdır. Meraklısıdır.
ve güvenir Homer'e. Homer yalan söylemez ve Homer insanı aldatmaz diye güvenir. Yani bunu yazar. Bir şairden çok tarihçi gibi görür. Tarihçi gibi görür. Gelir ve çeşitli yerlerde İngilizlerin yapmakta olduğu kazıların yanlış bölgeler olduğunu düşünür. Ki buradaki ona çıkış noktası da Aşil'len Hektor'un ünlü savaşlarında anlatırken Homer, Hektor'un arkasında bulunan dağları ya da oradaki bugün Karamenderes adıyla anılan nehirlerin bu kahramanların, destan kahramanların sağında mı solunda mı olduğunu Homer inanılmaz bir doğrulukta anlatır. Şiliman gelir buraları bu şekilde gezer ve Truva'nın bulunması gereken yerin yerini gösterir ve orada ünlü bugün Şiliman Yarığı diye adlandırılan arkeoloji bilimi bakımından belki hatalı tartışmalı evet, ve hatta hatalı bulunan yaptı. Bir kazı yapar. Bir yığın şeyi harap etmiştir belki katmanları. Ama bazı şansların da iyi gitmesiyle gerçekten Priamus'un hazinesi dediği ama bunun da gerçek hazine olmadığı daha önceki yıllara ait bir sandık dolusu kıymetli tarihi sandığı bulur, hazineyi bulur ki Freud bu buluntuları ayrıntılarıyla ezberlemiştir ve dediğim gibi kıskançlıkla Şiliman'ın serüvenlerini okumaktadır ve kendisini sürekli olarak Şiliman'la benzetir. Ben de psikolojinin Şiliman'ıyım ya da olacağım der. Katman katman bilinç dışına ineceğim ve Priamus'un hazinesini bulacağım diye kendi kendine anlatır ve arkadaşlarına, dostlarına yazdığı mektuplarda da bunları belirtir. Evet. Şimdi bir parça daha dinliyoruz. Son kez Secret Garden'dan Illumination.
94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Freud için Truman'ın ve Schliemann'ın önemini konuştuk. Evet. Burada belki bir siklusu, bir daireyi bir kere daha anımsatmamız lazım. Anımsatmamızın yararı olabilir. Çocukluk tutkuları, ki burada Schliemann'ın çocukluk tutkusunu anımsayabiliriz. Onun mitolojiye olan tutkusu, artı Homerus'a olan tutkusu, artı arkeolojiye olan tutkusunu birlikte getirir. Bu Schliemann tutkuları Freud'a yansır. Freud'u da antik Grek trajedilerine yakınlaşmasına ana nedenlerinden biri olur. Sofokles'e yaklaştırır. Yani Oedipus kompleksine, evet, yaklaştırır. Psikanalize yaklaştırır ve bu siklus devam edip sanatçılara üzerinden tekrardan dünya kültürüne yansır. Buraya gelmişken bir Amerikalı sanatçının bütün bu yansımaların toplamının tekrardan bir tür Truva hazinesi şeklinde Freud'un muayene odasında toplanmasını, ki 3000'e yakın buluntuyu kapsıyor bu muayenehane. Amerikalı bir şair, yazar Hilda Dolita'nın anıları var Freud'la ilgili olarak. Özel olarak Amerika'dan kalkmış, Freud'a gelmiş. Analiz olmaya sadece. Hiçbir başka art niyeti yok. Analiz olmaya geliyor. Ben diyor bu büyük üstadla iki kişi arasında konuşulabilecek kerte mahrem şeyleri konuşmak için muayene odasına girdiğimde raflarda, masaların üzerinde, kitaplıkların içine doldurulmuş binlerce tarihi kalıntının tanıklığında ve neredeyse tarihin gözetiminde yaşam öykümü anlatmaya başladım. Bu da iyi bir tarif sonuçta. Evet. Peki, teşekkürler. Bugünkü programımızı da burada bitiriyoruz. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Didik Didik Freud programından hoşçakalın. Hoşçakalın. Didik Didik Freud. Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serol Teber ve Şenol Ayla. 10 yıl sonra tekrar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.